aynı Abdullah Avcı Beşiktaş'a geldi ve belki bugün yaptığı takıma yaptırdığı şeyi ya da daha farklı bir modelini yaptırmaya çalıştı. Hiç olmadı. Trabzonspor'a gitti, oldu. Nasıl oldu? Şöyle oldu. Şimdi takımların taraftarlarının oyun anlayışları vardır Mustafa. Beşiktaş taraftarı çok böyle paslı, çok böyle şeyli oyunları sevmez. Kanatlar olacak böyle sağdan Necdet Direkt hücum. gidecek, soldan işte Kurt Turul bilmem o zamanlar hatırlamazsın Şaban abi falan. Beşiktaş'ta hep taraftarın şeyi vardır. Kanat oyuncuları şeyi vardır, Evet. sevgisi vardır sarı fırtına ile devam eden. Böyle daha çok şeyi severler. Daha çok aksiyon, daha çok atak. Yani çok Amokacı böyle var ya, alıp gidenler. Amokachi gibi mesela bu tip. Elin Ben Walsh vardı. tabii siz genç olduğunuz için yenileri sayıyorsunuz. Ben eskileri Ben sayıyorum. Elin Walsh'u Teşekkür ederim katkınızdan dolayı. saydım Dolayısıyla o şeyi hiçbir şekilde benimseyemedi Beşiktaş camiası. Benimseyemez de. Yani aynı şekilde isim vermek istemiyorum ama yani şey olarak da söyleyebilirim. Mesela Aykut Hoca'nın oynadığı futbol da Beşiktaş'a hiçbir zaman şeye gelmez. Yani oynatmak Ya istediği yani göze futbol. hoş Pas, futbol, pas, pas, göze pas. hoş gelmez. Hatta çok da ileri gideyim mi? Pep Guardiola bile gelse Beşiktaş'a onun şeyini beğenmeyebilir Beşiktaş camiası. Ciddi söylüyorum. Mehmet gülüyor ama çünkü o şeyi sevmiyor böyle. Çok fazla pası sevmiyor. Bizimkiler direkt saldır Beşiktaş yaptıkları için genelde şey olmadı. Yani ben bekliyordum aslında Abdullah Bu Avcı'nın. psikoloji Beşiktaş'ta yaptırmadı Abdullah diyorsunuz. Avcı'nın şeyi başka bir şey. Yani oynatmak istediği oyun sistemi. Mesela ortayı sevmeyen bir adam. Orta yerine pas yapın diyor. Yani Evet. kendisi santrafordu. Bilirsiniz Abdullah Avcı santrafordur. İyi kafacıdır. Demek ki çok orta yapmanın bir faydası olmadığını Mehmet kendinden Eren'le aynı bildiği maç için aklımıza geldiği için. Aynı maç aklımıza geldi ve ön direkte attığı golü hatırladığımız için 86-87 sezonundaki Rize Galatasaray maçı. kendi bildiği şeyden ilerleyerek daha farklı oynatmaya çalışıyor ve hakikaten de çok doğru, çok güzel yaptığı işler var ama her takımın taraftarının, camiasının oynadığı bir futbol anlayışı vardır. Bayern Münih nasıl Pep Guardiola'ya teşekkür ettiyse başarılı olduğu sezonda bile yani altı pasın içinde de pas yapılmasını sevmeyen ülkeler var. Bayern Münih'in başkanı sevmedi mesela. Dedi ben orada pas yapılsın istemiyorum dedi. Yani şunu demek istiyorum. Her teknik taktik anlayış, her teknik adam her takıma olmaz, uymaz. Yani orada başarısı Aşı başarılı tutmadı olsa bile orada. sempatik olmaz. O açıdan orada bir sıkıntı yok. Abdullah Avcı orada başarılıdır. Bir sıkıntısı yoktur. Yaptırmak istediklerini yapmaya çalışmıştır ama orada doku tutmadı diyelim, şey olmadı, kan Evet. uyuşmadı. Öyle bir durum var. Yani ortada bir başarısızlık yok. Sadece bir tercih meselesi. Şu anda doğru yerde hocamız istediğini yaptırabiliyor. Şu anda liglerin seyircisiz oynanması da aslında Abdullah Hoca'nın bence bir avantajı. Çünkü tamamen seyircinin etkisi dışında takımını istediği gibi yönlendirebiliyor. Hafta içerisinde verdiği idmanlarla birlikte maç esnasında verdiği istatistiklerle biliyorsun artık devre arasında bile hemen önüne istatistikleri koyuyorlar Mustafa'cığım. Mutlaka İlk biliyorsundur. yarı değerleri değil Konyaspor'da mi? da böyledir bu. Evet. Bütün takımlarımız artık çok geliştiler. Dolayısıyla yönlendirmeler yapmakta sıkıntı yaşamıyor çünkü bir dış etken yok. Takımın Evet. senin dışında etkileyebilecek. Dolayısıyla teknik adam doğru işler yapıyorsan tam zamanı şu anda. Seyircisiz zaman. Tribün baskısı olmadan, Tribün değil mi? baskısı yok. Evet. Tribünler mutlaka bir şekilde oyunun bazı dakikalarında sahaya etki edecektir. Tribünlerde şöyle bir hava vardır Mustafa. Tribündeki adam ne hissediyorsa aslında sen de onu hissedersin. Öyle bir elektrik oluşur farkında olmadan. Hiç dikkat etti mi? Mesela bir sürü gol kaçar. Seyirci hiç tepki göstermez. Bazen o maçın başında bir gol kaçar, ona bir herkes bir şey olur. Yani o oradaki Evet. psikolojidir. Mustafa Çok doğru. çok şey golcü Mehmet çok iyi yaşamıştır bunu. Yani bir gariptir onun hala ben çözmüş değilim. Çözenin de olacağını düşünmüyorum. Doğru, Hakikaten doğru. sahada oynayan adamla, hakemle, taraftarla oradaki herkeste ortak bir Evet. psikolojik bir şey oluşuyor orada. Etkileniyorsun yani. Dolayısıyla şu durum Abdullah Avcı'nın Trabzon'da yaptırmak istedikleri için mükemmel bir zaman, mükemmel bir zamanlama. Trabzonspor camiası çok köklü. Trabzonspor şehri çok futbolu seven bir şehir.
Hocanın yapmak istediklerini herhalde anlamışlardır. Bundan sonra Abdullah Avcı için daha kolay, daha güzel bir dönem başlıyor. Bakasetas'ın rakamları da şu anda ekranlarınızda. 90 dakikaya 1 gol, 2 şut sığdırdı, 39 topla buluşma, 23 isabetli pas, girdiği 7 ikili mücadelenin 3'ünü kazanmayı başardı. Ilgaz Şınar, Vakame Bakasetas gollerinden hangisini seçtin? Ben Vakame'yi tercih ediyorum. Benim için Vakame. Yani seyir zevki oldu tamamen. Hani bir de o tip golleri çok zor gördüğümüz için benzer golü en son herhalde Hasan Şaş atmıştı. Yine Malatya'ya atmıştı. Fevzi Tuncay vardı kalede. Öyle hatırlıyorum. Böyle sıfıra doğru girip Erik Geres döneminde hatta kafasını göstererek Erik Geres'e bir koşuşu vardı. Çok benzer aynı açıdan gol, aynı şekilde içeriye giriş falan. Hani daha izlemesi daha keyifli olduğu için o sebepten. Spektaküler diyelim biz ona. Müthiş döndü değil mi? Bir soru sorabilir miyim? Tabii ki hocam. Kaleci doğru yerde dursaydı kurtarabilir miydi? Kaleci doğru hamleyi bile yapsaydı kurtarabilirdi. Tabii. Sadece kaleci elini zaten doğru koyuyordu. Ciddi hatası var doğru. Orada yani. Yani doğru şekilde ayakta kalabilseydi, doğru el kullanımına gitseydi zaten... Ama senin yaklaşımın da çok güzeldi. Ilgaz, teşekkür ederim. Ya ben keyif alıyorum bu tip golleri izlemekten. Yoksa tabii ki birleşik hareket olarak zaten Feyyaz Hoca her şeyi anlattı yani. Kaşık yemek şeyine kadar, sol ele mevzusuna kadar. Ben Vakame golünü tercih ederdim. Bana hani tribünde olsaydım da sorulsaydım maçın golü ne diye. Benim şıkkım Vakame olurdu. Maçın adamı Vakame olurdu ama benim için. Bir de Trabzonspor'da en çok ikili mücadeleye giren isimlerden biri. Giannini'yi de sana çok kısa soracağım. Arkadaşlarımızdan Giannini'nin rakamlarını da rica edeyim. Muazzam ikili mücadeleye girdi ve çoğunu da kazandı. Muhtemelen Mehmet Ayan'ın repliğini çalacağım ama ben öyle devam edeyim. Evet, Giannini'nin girmiş olduğu ikili mücadele çok çok değerli. Giannini'yi zaten geçen hafta Cuma günü de anlatmıştık. Statik bir santrofor değil, daha çok kenarlara geliyor. Beşiktaş maçında tepesi başlayarak olan, özellikle çizgiden sürüklediği toplarla, çizgiden kat etmeleriyle çok daha iyi performans veriyor ama... Özür dilerim sevgili Ilgaz. 28 ikili mücadele 13'ünü kazanmış. Hı hı. 15'ini kaybetmiş. Ya işte bu ikili mücadele hangisi ama? Yani hava yani topu atıyorsun, ama stoperle çıkıyor. Genelinde bunu da ikili mücadelesi iyi olan bir oyuncu değil. Oralarda biraz kuvvetsiz kalan bir oyuncu. Yani Giannini'nin özelliklerine bak. Çünkü çok kuvvetsiz bir oyuncu ama top ayağına geldiği zaman, özellikle kenarlara deplase olduğu zaman çok fazla etkili olan bir oyuncu. Kesinlikle. Son iki maçtır da çok ön plana çıktı bu. Beşiktaş maçı da dahil olmak üzere. Evet. Üç maçtır. Çok ön plana çıktı. Ama hani Mehmet Ayan'ın repliğini çalacağım dediğim şuydu. Genel anlamda maçın adamı kimdi denirse Vakame'ydi. O 2-0 olmadan öncedeki 1 dakika içinde de, daha burada çok, biz çok yayına girmiştik, maç devam ediyordu. Yine ön direkte köşe vuruşunda Uğurcan'la beraber topa çıkan ve topa müdahale eden oydu. Ama o kadar fazla savunma katkısı verdi ki Vakame, o bağlamda kendi takımını da rahatlattı. Yani bir Vitor Hugo ile Edgar Yiğit'in haricinde, Hüseyin Türkmen'in haricinde hava kuvvetleri komutanı olarak bir de